Şu anda elinde gördüğünüz telefon iPhone 11 Pro Max ve bunun baz modelinin 64 GB modelinin fiyatı 12.000 lira, 11.999 lira. Apple Store'da ve birçok yerde güncellendi biliyorsunuz zamlardan sonra. Ve bu telefonu benim gibi yüksek kapasiteli kullanmak istiyorsanız biraz daha fazla ödemeniz gerekiyor ve 15.000 liranın üzerine çıkmanız gerekiyor 512 GB modelini kullanmak için. Şimdi bu telefonu çıktığından beri kullanıyorum. Max ve normal işte yine Pro modelleri arasında sürekli bir değiştirdim, cihaz değiştirdim, farklı modeller kullandım ve gerçekten kimsenin bahsetmediği, sürekli yaşadığım problemler var ve bunlardan bahsetmek istiyorum. Neden kimse bunları anlatmıyor ve bu 12.000 liralık bir telefonda nasıl böyle hatalar oluyor hala anlamış değilim. İlk olarak şunu söyleyeceğim. Bu telefonda hoparlörle konuşmak mümkün değil. Yani birisi sizi aradığında hoparlörü açıp da atıyorum evdesiniz işte ya da elinizde kulağınıza götürmeden konuşmak istiyorsunuz. Başka bir şeyle meşgulsünüz. Konuşmanız mümkün değil. Çünkü karşıdan sürekli şu uyarıyı alacaksınız. Ben kendi sesimi duyuyorum ve hiçbir şey anlamıyorum. Gerçekten de öyle. Ben de yine iPhone 11 Pro kullanan biriyle konuşurken karşı taraf hoparlörü açtığında mutlaka kendi sesimi duyuyorum. İnanılmaz bir eko, geri dönüş, ses geri dönüyor size ve kendi sesinizi duymak gerçekten konuşma kalitesini aslında düşürmekten ziyade konuşmayı anlamsız hale getiriyor. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Bu iPhone 11 Pro ve Pro Max'te benim yaşadığım kronik bir sorun. Şöyle, bir telefona has bir durum değil, yani bir modele has bir durum değil. Çünkü sanırım 5 taneden fazla oldu yine, değil mi Ali? Değiştirdiğim telefon sayısı. Sürekli değiştiriyorum. Sürekli yenisini açıyorum ve kullanmaya başlıyorum. Farklı gigabaytlar, farklı kapasiteler, farklı boyutlarda birçok model denedim ve bunların içerisinde hepsinde aynı problem vardı. Diğer modellerde var mı şu anda bilmiyorum ama iPhone 11 Pro ve Pro Max modelleriyle telefonda konuşurken hoparlör açık bir şekilde konuşmak ne yazık ki şu anda pek de mümkün değil. %10 belki hata vermediği olmuştur. Ama sanırım şartlara ve ortama göre bilmiyorum ama %99 bu sorunu birçok insan yaşıyor. %10, %99 dediğim için şu anda bir oransal bir karmaşanın içine girdiğimin farkındayım. Yani çok küçük istisnai durumlarda belki yaşanamayabilir. %99 diyebileceğim bir oranda bunu yaşıyoruz. Kim ararsa arasın hoparlörü açtığım anda hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz. Kendi sesini duyuyor ve kötü bir eko, yani yankı oluşuyor. Bu sorun yazılımla çözülebilir mi? Emin değilim. Apple bir güncelleme yayınlayıp iOS güncellemesiyle atıyorum hoparlörlerin gücünü düşüremez. Çünkü o bizim kullanım deneyimimizi olumsuz etkileyecektir ama belki mikrofona bir perdeleme, bir filtreleme getirebilir. Hani yazılımda bunu yapabilirse ya da belki mikrofonun gücünü düşürebilir. Yani bunu yazılımsal olarak çözebilirse eminim bu sorun çözülecek. Çözülemezse ne yazık ki bu modellerde hoparlör açık bir şekilde konuşmak, handsfree açık konuşmak pek de mümkün görünmüyor. Bunun nedeninin de güçlü ses çıkışları, güçlü hoparlörler ve iyi bir mikrofon olduğunu düşünüyorum ama sonuçta böyle bir cihazda olmaması gereken bir sorun ve eminim Apple yetkilileri bunun farkındadır. Fakat nedense bu mükemmel ve kusursuz bir telefonmuş gibi bahsediliyor ve bu sorunlardan, bu kullanıcıyı, son kullanıcıyı direkt etkileyecek ve kullanım konforunu direkt etkileyecek, olumsuz etkileyecek bu sorunlardan hiç bahsedilmiyor. Evet, ben bu telefonları kullanmayı, Apple ürünlerini kullanmayı, teknolojik birçok şeyi kullanmayı çok seviyorum ve kullanmaya da devam ediyorum ama bu durum, bu ürünün, bu modelin böyle hatalar barındırdığı gerçeğini de değiştirmiyor. Sonuçta bu kullanımı direkt olumsuz etkileyen bir unsur ve bence acilen tedbir alınmalı. Bununla ilgili bir çözüm bulunmalı. Bilmiyorum, siz de içinizde mutlaka iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcıları vardır. Siz de bu tarz bir sorun yaşıyorsanız lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Yaşamayanlar varsa da ya da bir test yapın. Açın mesela, bir telefon edin bir arkadaşınıza ve hoparlörü açarak konuşmaya çalışın. Yani siz bu telefonu kullanıyorsanız hoparlörü açın ve karşı tarafla konuşmaya çalışın. Bakalım bir problem yaşayacak mısınız? Ya da yaşamayan varsa yazsın. Hani çünkü ciddi anlamda ben bununla ilgili mesaj alıyorum Instagram'dan da ve birçok kullanıcı bunu yaşıyor. Ben de yaşayanlardan bir tanesiyim. Şimdi gelelim bir diğer probleme. iPhone 11 Pro tam güzel bir telefon. Apple'ın tüm iPhone'lar bir şekilde güzeldi zaten ve herhalde hepsini kullanmışımdır. Kullanmaya devam ediyoruz. O konuda bir problem yok. Yani ben burada bir şey gömmeye çalışmıyorum. Sadece bir serzenişte bulunmaya çalışıyorum. Bir kullanıcı olarak memnuniyetsizliğimi dile getirmeye çalışıyorum. Bu telefonda olmaması gereken bir şeyden bahsedelim. Diyelim ki 64 GB modelini aldınız ve hafızanız 61-62 doldu. Çok az bir yer kaldı. Sizi birçok sorun bekliyor. Tabii bu şöyle söyleyeyim. Yüzde aşağı yukarı 10'dan fazla bir boşluk varsa çok fazla sorun yaşamıyorsunuz. Zaten birçok insan dolduramıyordur. Ben hani çok daha büyük kapasiteleri doldurdum. Çok fazla 4K video vesaire hani çalışmalar yaptığımız için. Çok fazla uygulama test ettiğim için de yine doldurdum. Şunu gördüm. Hafızayı doldurduğumuzda bazı ön bellekle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Şunları kabul edebiliriz. Instagram'da bir post atacaksınız. Her şeyi hazırladınız. O sırada bir telefon geldi. Telefona baktınız. Sonra döndünüz. Kaldığınız yerden normalde devam edecekken yeterli hafıza olmadığı için, ön bellek için yeterli hafıza olmadığından direkt program yeniden, uygulama yeniden açılmış gibi olabiliyor. Veya başka bir uygulamada yine bunu yaşayabiliyorsunuz. Hatta şöyle bile olabilir. Belki mesajdan bir şey okumanız gerekti. Tekrar uygulamaya döndüğünüzde tekrardan bir giriş isteyebilir. Tekrardan bir ön bellek silinmiş. Yeniden girmenizi isteyebilir. Bu kabul edilebilir bir şey. Sonuçta işlem yapabilecek ön bellek kalmamış cihazda ve cihaz dolu. Tabii bunun için çok dolu olması gerekiyor. Fakat kamera noktasında öyle değil. Birkaç şey dikkatimi çekti. Mesela ön bellekte alan var. Yani 2-3 GB yeriniz var mesela. Ve kameraya giriyorsunuz. Anı yakalamanız gerekiyor. Cep telefon kamerasının olayı o yani. Ben çantadan A7 ya da işte atıyorum kalkıp da bir Alexa çıkarıp da çekimi yapmak istesem zaten onun için bir zaman hatta ekip gerektiğini biliyorum. Ama ben bu telefonun neden iyi bir kameraya sahip olmasını istiyorum? Anı yakalamak için. Şu anı tak diye mesela basıp kameraya anında çekebilmek için. Yani bunu yaparken sorun yaşıyorsak bu kamera amaca hizmet etmiyor demektir. Ne oluyor? Bir uygulamayı kullanırken atıyorum konuşuyorsun telefonda, dur gönderiyorum diyorsun, bir anı çekip göndereceksin. Ya kameraya girerken bir siyah ekranla karşılaşabiliyorsun veya kameraya girdiğinde mesela gördüğün objeyi oraya takılı kalıyor. Yani ilk kareye takılı kalıyor veya ikinci kareye takılı kalıyor. Kamerayı kullanamıyorsun. Bu yaklaşık 15 saniye 20 saniye sürebiliyor. Kapatıp açıyorsun, kapatıp açıyorsun. Kullanamayabiliyorsun. Dediğim gibi bunlar ön bellekte az yer olduğunda yaşanan şeyler ama kamera noktasında bence olmaması gereken bir şey. Yani burada senin o bellek yeterli değilse onu da sisteme dahil edip en azından işlemi tam performans yapacak şekilde ayarlayabilmen lazım. Çünkü yazılımı da kendin üretiyorsun. O yazılıma uygun donanım üretiyorsun. Aslında birçok şey yapabilirken sisteme bir bellek ayrılmışken bunun kullanıcıya bu şekilde yansıması doğru değil. Çünkü kullanıcı bilmez. Yani benim 50 GB yerim var, 500 var. 500'ünü doldurabilir yani. Çünkü sen ona doldurması için veriyorsun. Ama o doldurduğu zaman performansı düşecekse buna göre bir çözüm bulunması lazım. Ve bu gerçekten beni Apple'larda yoran bir durum. Bazen açıkçası hafıza dolu değilken de kamerada o donma ekranın mesela kendimi çekeceğim şu an. Burada takılı kalıyor işte. Atıyorum şunun fotoğrafını çekeceğim. Tak açılıyor kamera. Bu mikrofonu görüyorum ben burada. Ya da işte saatimi, elimi görüyorum. O görüntü sabit kalıyor. Kamera yok. İlk kareyi alıyor ve işlem yapmıyor. Bunun gibi hatalar olabiliyor. Daha önce de vardı. 8'de 8 Plus'ta da yaşadığımı hatırlıyorum. iPhone 10'da, 10S'te hepsinde yaşadığımı hatırlıyorum bu problemi. Her zaman olmuyor ama saçma sapan zamanlarda oluyor ve gerçekten üzücü durumlarda oluyor ve güzel bir anı kaçırmanıza neden olabiliyor. Bu da benim Apple'larda yani iPhone'da artık bu rakama satılan bir telefonda yani aman Allah'ım nasıl olur diye gerçekten hani çığırmak istediğim bir durum olmaması gerekiyor. Olması normal mi? Şimdi adam kullandığı atıyorum telefonda olabilir işte. Huawei'nin orta segment bir telefonunu kullanıyorsundur. Alt segment bir telefonunu kullanıyorsundur. Dersin ki ya bunun kapasitesi bu. Değil mi? Ya. Ya böyle oluyor. Ya da ne bileyim ya birçok işte üst segment telefonda olmaması gereken şeyler bunlar. Burada Apple'ın gerçekten marka değeri çok yüksek, çok iyi bir işte kitlesi var. Her şeyini kullanıyoruz ve sürekli aktif kullanıyoruz. Böyle hataları zaten gözümüze batmasının nedeni de bu yani. Bu kadar iyi bir sistemde bunun olmaması gerektiğine olan inancımız. Keza bu arada mesela Hallibo'da olmuştu. WhatsApp'a girdiğinde siyah ekran oluyormuş. Bu uygulamayla ilgili bir şey olabilir ama sonuçta Apple'da şu var. iOS çok katı bir sistem ve uygulamalardan çok net şeyler istiyor. Yani bu olmazsa olmaz diyor. Tam uyumluluk istiyor. Bazı telefonlarda birkaç kez ben de yaşadım. WhatsApp'a girdiğinde siyah ekran alıyorsun ve telefonu kapatıp açınca düzeliyormuş. Ben o raddede bir sorun yaşamadım ama bununla ilgili bana hem arkadaşlarımdan hem de Instagram'dan bu tarz sorunlarla ilgili dönüşler oldu. Bunun nedenini hiç bilmiyorum. Bunu da buradan dile getirmiş olalım. Son bir şey daha var arkadaşlar ve bu tüm iPhone'larda var. Sadece 11 Pro, 11 Pro Max modelleri ya da iPhone 11'de vesaire son nesilde değil. Tüm iPhone'larda var ve bu durumun neden hala çözülemediğini anlamış değilim. Herhangi bir iPhone kullanıyorsanız, yeni bir hattınız taktıysanız yurt dışından mesaj göndermek zorundasınız. Ve göndermediğiniz takdirde sürekli ekranınıza FaceTime için bilmem ne işte diye bir uyarı geliyor. Yani Apple'ın serverına bağlıyım. Apple iCloud hesabıyla giriş yapıyorum. Düşünün ki siz de benim gibi sürekli inceleme yapıyorsunuz veya editörsünüz yani kanalın sahibi değilsiniz, bir şirketle çalışıyorsunuz. Her incelemede iPhone'unuza geri döndüğünüzde veya hattınızı taktığınızda veya sıfırlama yaptığınızda tekrardan Apple serverına, Apple'a bir mesaj atmanız gerekiyor. Ya bu benim aklım almıyor. Ya buna nasıl, ya bu olmadan nasıl çözülemez? iCloud'la giriş yaptık, internetle bağlıyız, kimliğimizi doğruluyoruz, mesaj geliyor, kod geliyor, onaylıyoruz, evet hepsini yapıyoruz ama hala SIM kart ile mesaj atılmak zorunda ve bu benim neden bugün hala yapmak zorunda olduğumuzu anlamadığım bir durum. FaceTime için bir mesaj göndermek ve o şekilde onaylamaya ihtiyaç duymak Apple'ın teknolojisinin bence çok altında kalıyor. Bunu da söylemek istedim. iPhone alıyorsanız arkadaşlar iPhone 11 Pro ile ilgili böyle sorunlar yaşayabilirsiniz. Yaşamayanlar da yaşayanlar da benimle paylaşabilirler. Ben bu telefonu kullanıyorum. Kullanmaya devam ediyorum. Sorunsuz telefon yok ya da teknolojide inanılmaz bir ürün sorunsuz, kusursuz gibi bir şey aslında yok. Mutlaka hatalar, geliştirilmeye açık ve gelişebilecek durumlar her zaman mevcut olacaktır. Bunlar tabii ki kullanım alışkanlıklarını bazen olumsuz etkilese de aslında genel kullanımda bizi belki de çok etkilemeyecek şeyler. Fakat ben işimizin bir parçası olduğu için bu durumları, yaşadığım şikayetleri sizinle paylaşmak durumundayım. Lütfen siz de aşağıda benimle yaşadığınız sorunları ve memnuniyetlerinizi paylaşın. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.